Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Başsavcım, Sayın Adli Yargı ve Komisyon Başkanım, Sayın Rektörüm, saygıdeğer protokol üyeleri, Sayın Akademik ve İdari Yöneticilerimiz, internet üzerinden canlı yayınımızla ulaştığımız tüm izleyiciler, sevgili öğrenciler ve kıymetli basın mensupları. Bu yıl 8.sini düzenlediğimiz üniversitemizin Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı'nın açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Açılış törenimize proje pazarımızın adıyla aynı adı paylaşan Farabi kampüsümüzde, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde yüz yüze, üniversitemizin Beyonadü.tr YouTube adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştiriyoruz. Etkinliğimize katılımlarınız dolayısıyla üniversitem adına sizlere en derin saygılarımı sunuyorum. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarımız yoğun bir hazırlık aşamasının ardından bugün sizlerle buluştu. Gerçekten çok keyifli, bir o kadar da yoğun çalışma sürecinde bizlere destek veren başarı ortaklarımız her zamanki gibi gücümüze güç kattılar. Zonguldak Valisi Sayın Mustafa Tutulmaz'ın şahsında Zonguldak Valiliği başta olmak üzere ana sponsorlarımız Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu'na, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarına, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası'na, Ziraat Bankası'na, Çanakçılar Şirketler Grubu'na, Tat Metal'e, Zonguldak Teknopark'a, Zonguldak Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'ne, MFA Maske'ye, Nuh'un Ankara Makarnası'na, Kuru Kahveci Mehmet Efendi'ye ve Çaykur'a teşekkür ediyoruz. 8. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı'nın açılış konuşmalarını yapmak üzere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın İsmail Hakkı Özölçeri kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Vekilim, Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer protokol üyeleri, kıymetli basın mensupları, değerli konuklar, sevgili öğrencilerimiz. Bu yıl 8.sini düzenlemiş olduğumuz Farabi, Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı'na hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizlerin de iyi bildiği üzere araştırma, geliştirme, yenilik ve girişimcilik faaliyetleri hem bölgesel hem de ulusal kalkınmada büyük bir önem arz etmektedir. Kısaca Ar-Ge ve İnovasyon ismiyle tanımladığımız bu faaliyetler ile teknolojik gelişmelere hız kazandırılmakta, yeni ürün ve hizmetlerin sayısı çoğalmakta ve bu sayede sermaye ve iş gücü verimliliği artırılarak ülkelerin ekonomik büyümesine büyük katkılar sunulmaktadır. Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının önemini fark eden ülkeler bu konudaki faaliyetlere yönelik teşvik edici girişimleri de bulunmakta ve politikalara ağırlık vermektedir. Ar-Ge ve inovasyon alanında geri kalan devletler yakın zamanlarda örneğini pek çok defa gördüğümüz üzere bağımsızlıklarını da yitirmektedirler. Günümüz dünyasında insan gücüyle yapılan savaşlar artık yerini insansız araçlarla yapılan ya da siber ortamda yapılan savaşlara bırakmıştır. Teknolojide öne çıkan devletler diğerlerinin doğal kaynaklarını kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya ve kendi uluslararası politikalarını izlemeye zorlamaktadırlar. Ülkemize de bu yönde yapılan çeşitli dayatmalar devletimiz Ar-Ge ve inovasyona yaptığı yatırımların süreç içerisinde daha da artmasına neden olmuş ve neticesinde Türkiye Cumhuriyeti gerek savunma sanayinde gerekse de bilim teknolojileri alanında imrenilerek bakılan bir ülke konumuna yükselmiştir.
Böylece 100 yıl önce Çanakkale'de ve Sakarya'da milletimizin bağımsızlığına kastedenlerin 100 yıl sonra bir kez daha hevesleri kursaklarında kalmıştır. Üniversiteler olarak bizlerin de temel amacı devletimizin belirlemiş olduğu stratejik hedefler doğrultusunda inovatif girişimlerin sayısını artırmak, araştırma geliştirme faaliyetlerine yönelik girişimcilik ruhunu kuvvetlendirmek ve bilimsel bilgiyi uygulamaya dönüştürerek bu bağlamda ulusun teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmaktır. Bu amaçları ilke edinen üniversitemiz 2014 yılında bir dizi Ar-Ge inovasyon çalışmalarına start vermiştir. Bunlardan birisi Siber Güvenlik Araştırma Merkezi'nin kurulmasıydı. Bu merkez Türkiye'de üniversiteler bünyesinde kurulan ikinci Siber Güvenlik Merkezi olma unvanını taşıyordu. İnsan kaynağının çoğunu üniversitemizin bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin oluşturduğu bu merkezimizin Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteği ve işbirliğiyle elde ettiği başarılar sonunda meyvesini Siber Vatan projesi olarak verdi. İşte şu son 3 gün boyunca BAKKA organizasyonunda üniversitemizde gerçekleştirilen Siber Güvenlik Zirvesi ülkemizin siber güvenlik alanındaki merkezinin bölgemiz olduğunun da bir habercisiydi. Nitekim artık Ar-Ge ve inovasyon festivalleri bir dünya markası haline gelen Teknofest yarışmaları siber güvenlik ayağı Hack Karadeniz adıyla yine Zonguldak'ta düzenlenecektir. 100 yıldan fazla bir süredir ülkemizin ekonomisine yerin yüzlerce metre altında çıkarılan taş kömürü ile katkıda bulunan Zonguldak, bundan böyle siber güvenlik alanında yetiştirdiği insan kaynağı ve onların geliştirdiği yazılımlar ve kurduğu şirketlerle de hizmet vermeye devam edecektir. Bu süreçte üniversitemizin BAKKA ile gerçekleştirmiş olduğu işbirliğinden dolayı gurur duyuyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üniversitemizin Ar-Ge inovasyon adına atmış olduğu ikinci adım ise Farabi Ar-Ge ve inovasyon proje pazarı idi. İlkini 13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge ve inovasyon proje pazarı çalışmasıyla bölgedeki diğer üniversitelere, kamu ve özel kuruluşlara örnek olarak inovatif proje sayılarının artmasına öncülük ettik. Ar-Ge proje pazarlarına proje sunabilmeler için öğrencilerimizin takım kurmalarına ön ayak olduk. Onlara fakülte bütçelerinden proje destekleri verdik. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir uygulama başlatarak takımlara 7/24 çalışabilecekleri atölyelerde çalışabilme imkanını sağladık. Bu sayede gençlerimiz proje pazarlarının ötesine geçerek uluslararası çalışmalarda, Teknofest ve benzeri yarışmalarda depreme dayanıklı yapı tasarımı, siber güvenlik, uydu tasarımı, insansız araç tasarımı alanlarında sayısız başarılar elde etti. Tüm bunlar sayesinde bizim gençlerimizin de en az diğer ülkelerdeki gibi proje üretme potansiyeli olduğunu gördük. Bu tespit bizlere artık Zonguldak'ta bir teknopark kurma zamanının geldiğini göstermişti ve 2017 yılında teknopark kurma çalışmalarını başlatmış olduk. Bir yıl gibi rekor bir sürede başvuru süreçlerinin tamamlanmasını sağlayarak 2018 yılında teknoparkımızı devreye soktuk. Böylece bugün bünyesinde çoğunluğu siber güvenlik ve yazılım şirketlerinden oluşan 20'ye yakın şirketi ve 12 milyon TL'lik yıllık cirosu ile Batı Karadeniz bölgesinin en büyük teknoparkı doğmuş oldu. Yapacağımız yeni yatırımlarla Çaycuma ve Ereğli ilçelerimizde de açmayı planladığımız şubeleriyle teknoparkımızı daha da büyütmek ve gerek ülkemiz gerekse de Zonguldak ekonomisine daha büyük katkılar vermek arzusundayız. Değerli katılımcılar, Ar-Ge ve teknolojiye yönelik çalışmalar uygun iklimlerde vücut bulurlar. Yukarıda özetlemeye çalıştığım ve belki de bazılarından bahsetmeyi unuttuğum sayısız başarılar üniversitemizde
2014 yılında ortaya koyulan vizyonun ve yaratılan Ar-Ge ikliminin bir yansımasıdır. Huzurlarınızda ortaya koyduğu vizyonla bu iklimin oluşmasını sağlayan o dönemki rektörümüz, şimdiki Milli Eğitim Bakanlığımız Sayın Profesör Doktor Mahmut Özer'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler de devraldığımız bu ağır yükün farkında olarak bu iklimin korunması ve daha iyi ileriye götürülmesi için elimizden gelenin de ötesinde çaba göstereceğimize söz veriyorum. Bu vesileyle burada sizlere yeni bir Ar-Ge desteği başlattığımızın müjdesini vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere tıbbi cihaz konusunda önemli miktarda cari açığımız bulunmakta. Bu nedenle ülkemizin tıbbi cihaz ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak disiplinler arası araştırma gerçekleştirecek akademisyenlerimize ve bütçesinin yarısını üniversitemizin, yarısını özel sektörden olmak üzere üniversite sanayi işbirliği projelerine Ar-Ge desteği uygulamasını başlatıyoruz. Ülkemize ve araştırmalarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu şekilde güdümlü proje desteklerimiz diğer öncelikli alanlarda zaman içinde açıklanacaktır. Buna yönelik arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Değerli gençler, sözlerimin başında teknolojide Ar-Ge ve inovasyonun bir ülke için bağımsızlık meselesi olduğundan söz etmiştim. Ar-Ge proje pazarının 8.sini düzenlerken sizlerin her yıl daha da büyüyen ve daha da gelişen projelerini gördükçe ülkemizin ilelebet bağımsızlığını koruyacağı konusunda en küçük bir kuşkumuz kalmamaktadır. Geleceğimizin ve bağımsızlığımızın teminatı siz değerli gençlerimizsiniz. Sözlerimi sonlandırırken verdikleri desteklerle bu organizasyonun 8. kez gerçekleşmesini sağlayan çok değerli sponsorlarımıza, gece gündüz demeden bu organizasyona emek veren akademik ve idare personelimize ve siz değerli katılımcılara üniversitemiz adına en kalbi teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Konuşmaları için rektörümüze teşekkür ediyoruz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Zonguldak Valisi Sayın Mustafa Tutulmaz'ın kürsüye teşriflerini arz ederim. Sayın Vekilim, değerli rektörüm, belediye başkanım, başsavcım, İl protokolümüzün değerli üyeleri, değerli hocalarımız, sevgili gençler. Bu hafta üniversitemizde düzenlediğimiz ikinci etkinlik. Bu bizleri sevindiriyor öncelikle. Bu etkinliğe katıldığınız için sizleri de tebrik ediyorum. Ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Ülkelerin kalkınması kesinlikle artık çalışmaya bağlı. Ama bu çalışma kol gücü çalışması değil tabii. Daha çok zihin çalışması, beyin çalışmasıyla olacak. Evet, kol gücüne de ihtiyacımız var ama bizim daha çok araştırmaya, incelemeye, inovasyona ihtiyacımız var. Bugün ülkemiz için bu çok daha önemli. Yapılan ihracat rakamlarına bakıldığında dünyada gelişmiş ülkelerdeki ihracat oranı kilogram bazında bakıldığında 4,5 dolar. Bizim ülkemizin ihracat kilogramı 1,5 dolar. Bizim inovasyonu artırmazsak daha yeni buluşlar, daha teknolojik buluşlarla üretimimizi geliştirmezsek kısır döngü içerisine giriyoruz. Aslında bu ekonomik sıkıntının temellerinde bunun da etkisi var. Evet, başka etkiler var, savaş var, pandemi var. Ama ekonomi
üretme anlamında daha teknolojiye dayanmadığı için veya yeni dayanmaya başladığı için demek belki daha doğru, ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntıları yaşamamamız için inovasyona kesinlikle değer vermek durumundayız. Buluşlara, icatlara, incelemelere daha çok değer vermek zorundayız. Daha çok bu alanda emek harcamak zorundayız. Buna kim harcayacak bu emeği? İşte üniversite harcayacak. Burada da tabii üniversitelerin, araştırma kuruluşlarının sorumluluğu üzerine alması gerekiyor artık. Yani bizim toplumumuzda maalesef istediğimiz oranda bir iş ahlakını oluşturabilmiş değiliz arkadaşlar. Her alanda, yani bu üniversitede de, idarede de, vatandaşlarım, yani normal günlük hayatta da söze geldiğimizde hepimiz çok çalışkanız, söze geldiğimizde hepimiz çok ahlaklıyız. Ama işin başına geçildi mi iş öyle olmadığı ortaya çıkıyor. İş ahlakını oluşturamayan toplumlar maalesef bu sıkıntıları yaşar. Bunun öncelikle başta kendimizi sorgulayarak bunu dile getireceğiz. Şimdi üniversitedeki hocalarımız daha çok laboratuvarları kullanacak, daha çok emek harcayacak. Yani bu konu bugün orayla ilgili olduğu için sakın hocalarımız yanlış anlamasınlar. Ama ben kendime de aynı eleştiriyi yaparak başladım. Yani idari kesimde de diyerek. Daha çok öğrencilerimiz laboratuvarlarda vakit geçirecek. Sokakta da evet, eğlencede de evet ama bir yere kadar. Yani üniversite, eğitim yuvaları, buralarda bizim daha çok emek harcamamız lazım. Şimdi ben İngiltere'de yüksek lisans yaptım. Biraz yaş ileri dönemde yaptım. 34-35 yaşlarında. Çocuklar da vardı, çocuklarla gittik. Şimdi gündüz akşam saatlerinde çocuklara zaman ayırıyorum. Ondan sonra onları evde bırakıp üniversitenin kütüphanesinde çalışmaya gidiyorum. Gece boyu orada çalışıyorum. Şimdi çalıştığım yerin yan tarafında laboratuvarlar vardı. Gece 3'lere 4'lere kadar çalıştığım zamanlar olurdu. Bakardım, beyaz önlüklü insanlar o laboratuvarlara giriyorlar, çıkıyorlar. Gecenin 3'ünde 4'ünde. Şimdi Bülent Ecevit Üniversitesi laboratuvarı en son kaçta açılıyor mesela? Bunu bir kendimize sorgulamamız, kaçta kapanıyor? Bunu kendimize sorgulamamız lazım. Lafla peynir gemisi yürümüyor arkadaşlar. Her alanda, yani bunu sakın söylediklerimiz hiç kimseyi eleştirmek olarak algılamayın. Ama bir sorgulama, madem buraya çıkıyoruz, çok güzel, iyi deyip inebiliriz. Ama sorgulamamız gerekiyor. Yani bunu gecenin 4'ünde Bülent Ecevit Üniversitesi'nde hangi hocamız, hangi araştırma görevlimiz laboratuvarda çalışıyor? Bunu çalıştıramadığımız müddetçe lafla bir yere varamayız. Açık söylüyorum. Gecenin 4'ünde hoca laboratuvarda çalışıyor olacak. Bunu yaptığımız gün evet, o zaman işte dünya ortalaması 4,5, gelişmiş ülkelerin ortalaması 10-15 dolar, 30 dolara çıkan ülkeler var. Kilogramı 30 dolardan satıyor ihracat. Biz 1,5 dolardan satıyoruz ortalama. Aradaki farkı kapatmamız gerekiyor. Evet, son dönemlerde savunma sanayinde çok ileri gittik, çok iyi gidiyoruz, çok iyi ediyoruz. Emeği verenlerden Allah razı olsun, oraya yön verenlerden Allah razı olsun. Ama bizim sadece savunma sanayinde kalmamamız lazım, her alanda. Sandalye mi yapıyoruz? Sandalyeyi de en iyi biz yapabilmeliyiz. İşte koltuk mu? En iyi biz yapabilmeliyiz. Arabayı en iyi biz yapabilmeliyiz. Yani her şeyi biz yapabilmeliyiz. Ya da en azından bir kısmını biz yapabilmeliyiz. Bunun da yolu maalesef üniversitelerimizden geçiyor. Yani bunu kabul edeceğiz. Yani üniversitelerimiz bu altyapıyı oluşturmak zorunda. Yani bunun başka yolu yok. Yani belki bazı TÜBİTAK gibi, işte ASELSAN gibi bazı yerler Ar-Ge'lerini yapıyor, geliştiriyor kendileri ama bunu yaygınlaştırmamız lazım. Bir iki kurumla olacak iş değil. Şu anda 200'ün üzerinde üniversitemiz var. Her yıl bir ciddi buluş yakalasak 200 buluş yaparız. Yani bunu artık sorgulamamız
gerekiyor arkadaşlar. Bunun başka yolu yok. Tabii şimdi ben bir anımı daha anlatmak istiyorum. Yani eğitim zihniyetimizin de belki değişmesi gerektiğini anlatacak bu. Yine yüksek lisansa gittiğimdeki bir anı. Ben siyasalı bitirdim. Siyasal bizim girdiğimiz dönemlerde Türkiye'de en yüksek sosyal bilim, sosyal alanda en yüksek puanla girilen bir bölümdü. Ben geldim, siyasal bir de 1859'dan beri gelmiş tarihi bir okul. Hocaların taktiğini öğrendim, hocaların makalelerini öğrendim. Hocaların istediği şekilde yazıyorum, iyi notlar alıp geçiyorum ben. Yani ben kendime göre yazmıyorum. Kendime göre yazsam hoca iyi not vermeyecek. Ben hoca neyi seviyor, ona göre yazıyorum. Ve gerçekten de dereceyle bitirdim okulu. Yani o formülüm tuttu. Şimdi aynısını şeye gittim. İngiltere'de yüksek lisans yapıyorum. Hoca 15. gün falan bir rapor yazmamı, kısa bir 5 sayfayı geçmemek üzere bir rapor istedi. Raporu yazmak üzere işte çalıştım biraz ama hemen hocanın bütün makalelerini okudum, kitaplarını karıştırdım. Tamam, hocanın mantalitesini anladım. Hocanın mantalitesine uygun şekilde 5 sayfayı doldurdum, götürdüm. Bir gün sonra görüşmemiz vardı. Üzerinde büyük bir kırmızı kalemle çizilmiş bir soru işareti vardı. Bunlar benimki, seninkiler nerede görüşler olarak? Bu çok önemli arkadaşlar. Yani bu bilim işte orada ortaya çıkıyor. Yani bilim, ben o gün niye İngiltere'nin Türkiye'den daha eğitim alanında ileri olduğunu veya devletin diğer alanlarında daha ileri olduğunu o gün anladım. Bir cümleyle anladım. Bunlar benim düşüncelerim diyor. Senin düşüncelerin nerede diyor. Evet anladım. Dedim ki bilim yapabilmek için kendi düşüncen olacak. Başkasının düşüncesini yazarsan iyi not alabilirsin Türkiye'de ama burada alamazsın. O zaman ne yapıyoruz? Orijinal kendimiz bir şey bulmaya çalışıyoruz. Kendimiz bir şey bulmaya çalıştıkça da o zaman yeni şeyler ortaya çıkıyor. Bunları niye anlattım arkadaşlar? Yani biz bilim yapacaksak özgürlüğe özellikle fırsat vereceğiz. Özgür düşünmeye özellikle fırsat düşüneceğiz. Ama özgür düşünme sadece sosyal alanda değil. Bizde özgür düşünme biraz sosyal alanda özgür düşünme gibi algılanıyor. Her şeyi söyleme, yazma, çizme gibi. Bilimsel anlamda özgür düşüneceğiz. Yani bunu sağlamadığımız müddetçe kendi çapımızda döner dururuz. Dönmememiz için, yeniden bir çıkış yolu bulmamız için ki başka yolumuz da yok. Onu da söyleyeyim. Bu ülkenin bu coğrafyada güçlü olarak kalabilmesi için, bu coğrafyada bağımsız olarak kalabilmesi için, bizlerin de akşam evimize huzurla dönebilmemiz, sabah işimize huzurla gelebilmemiz için bu devletin güçlü olması lazım. Güçlü devlet ben güçlüyüm demekle olmuyor. Güçlü devlet üretimle ve yapacağı işte teknolojik buluşlarıyla güçlü oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, devletimizin son 5-6 yıldır veya son 10 yıldır üzerine o kadar gelinmesine rağmen başı dikse son zamanlardaki savunma sanayinde yapılan buluşlardır. Açık söylüyorum. Eğer biz bunları bulmasaydık bu ülke bugün çok farklı bir yerde olabilirdi. Onun için bizim daha çok yeni buluşlara ihtiyacımız var. Günün anlamı onu gerektiriyor. Daha çok buluşlara ihtiyacımız var ve bunun için daha çok emek harcamamız gerekiyor. Yetişmiş insan gücü açısından sıkıntımız yok. Az önce de söyledim, 200 küsur üniversite var. Yani bunları bizim daha çok üretime yönlendirmemiz gerekiyor. Buradan gençlere de şunu söylemek istiyorum. Değerli gençler, İstedikten sonra her şeyi yapabilirsiniz. Burada üniversitedeki arkadaşlarınız bunları gerçekleştirdiler, gösterdiler. İşte Grizu takımının başarısı, Bidlis 5 takımının başarısı. Bunun yanında örgün eğitim bölümünde olan lisedeki arkadaşlarımızın öğretmenleriyle beraber elde ettikleri başarılar. Bunlar çok önemli. Bunları gerçekleştirebilecek imkan, güç sizde var. Bunu da gerçekleştireceğinize ben de inanıyorum. Tabii burada bir de
Son zamanlarda, yani son Erdoğan Bey zamanında, benden önceki Vali Bey zamanında başlatılan işte kodlamayla ilgili çalışmalar da zaman içerisinde, yine akıl olun oyunları ile ilgili çalışmalar, zaman içerisinde buna dahil ettiğimiz matematikle ilgili, Zonguldak çözüyorla ilgili çocuklarımızı, öğrencilerimizi daha çok düşünmeye, daha çok zihinlerini yormaya yönelik çalışmalar da önümüzdeki süreçte üniversiteye yansıyacaktır. Bu çocukların aşağıdan daha donanımlı gelmeleri inşallah uzun vadede bu iklimi üniversitede de yaşatacaktır. Zonguldak inşallah az önce Rektör Bey'in de söylediği gibi, yine geçen hafta işte hafta sonu burada pardon 2-3 gün önceki etkinlikte de görüldüğü üzere ilimiz artık bilimsel önemli araştırmaların, önemli programların da merkezi haline geliyor. Siber Vatan başta olmak üzere Teknofest etkinliklerinin burada oluyor olması, bunlar sevindirici, bizleri motive edici, öğrencilerimizi, değerli hocalarımızı motive edici hususlar. İnşallah bunlardan ülkemiz, milletimiz, özellikle Zonguldak'ımız kazançlı çıkar diyorum. Ben bütün Farabi inovasyon etkinliğine emek veren gerek sponsorlar, gerek katılımcılar, gerek organizatörler, emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Konuşmaları için valimize teşekkür ediyoruz. Farabi Arge ve İnovasyon Proje Pazarımızın bu yılki davetli konuşmacısı Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Mehmet Zahmakaran. Kendilerine kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Vekilim, Sayın Rektörüm, Zonguldak İl'in kıymetli protokol üyeleri, saygıdeğer konuklar, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün burada Anadolu'nun dört bir yanında proje fikirleriyle gelen, ülkemizin kalkınma hamlesine, gelecek hedeflerine katkı sunmayı amaçlayan ve benim de fikrim var diyen farklı proje sahiplerinin bir araya geldiği bir etkinlikte hepimiz birlikte bulunmaktayız. Bundan dolayı hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygıdeğer konuklar, günümüz ekonomilerinde bilginin öneminin daha da arttığı, üretim süreçlerinin ve teknolojinin gün geçtikçe geliştiği bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bilginin istenilen zamanda, istenilen miktarda ve kalitede üretilmesi her geçen gün önem arz etmektedir. Bu noktada bütüncül akıl hareketle geçirilmesi, geçmişten gelen birikimlerin üniversite kamu sanayi işbirliğinin ilerisi önem arz etmektedir. Bartın Üniversitesi olarak en yakın paydaşlarımızdan biri olarak gördüğümüz Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından düzenlenen Farabi Arge ve İnovasyon Proje Pazarı etkinliği bu anlayışın önemli bir örneği olmuştur. Umut ediyoruz ki bu çabalar tüm Türkiye'de ve bölgemizde ses getirecek yeni projelerin, yeni proje buluşlarının önünü açacaktır. Bartın Üniversitesi olarak işbirliği ve güç birliği içerisinde bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınma hamlesine değer katmaya devam edeceğinizi buradan da ifade etmek istiyorum. Sözlerime son verirken Farabi Argo İnovasyon Proje Pazarı etkinliğinin hayırlı olmasını diyor. Saygılar sunuyorum. Sağ olun efendim. Sizi göndermesek bir plaket takdimimiz olacaktı. Davetli konuşmacımıza plaket takdiminde bulunmak üzere Zonguldak Valisi Sayın Mustafa Tutulmaz'ı sahneye davet ediyorum. İki tane
bugün burada toplanmamızın asıl amacı olan Ar-Ge ve inovasyon proje pazarımızın bugün takdim edilecek olan ödüllerini açıklamak istiyorum izninizle. Yeni rektörümüz Profesör Doktor Sayın İsmail Hakkı Özölçer'in tensipleriyle iki kategorinin de ödül miktarlarında değişiklikler oldu. Lise kategorisindeki ödüllerimiz için mansiyon ödülü 1000 Türk Lirası, üçüncülük ödülü 1500 Türk Lirası, ikincilik ödülü 2000 Türk Lirası ve birincilik ödülümüz 2500 Türk Lirası. Profesyonel projeler kategorisinde ise mansiyon ödülüne layık görülen projemiz 1000 TL, üçüncülük ödülüne layık görülen 3 projenin her birine 5000 Türk Lirası, İkincilik ödülüne layık görülen iki projenin her birine 7500 Türk Lirası artı ön kuluçka desteği ve birincilik ödülü 15000 Türk Lirası artı ön kuluçka desteği olarak ödül miktarları artırılmıştır. Proje sahiplerine verdiği değer ve bu güzel jesti için yeni rektörümüze bir kez daha teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz için de ufak bir bilgilendirme yapmak isterim. Bugün saat 14.30'da Tahir Karavuz konferans salonunda lisans öğrencilerine yönelik TÜBİTAK programları tanıtımı yapılacak. İlgili öğrencilerimiz bu etkinliğimize katılım sağlayabilirler. Sayın Valim, saygıdeğer konuklar, açılış törenimiz sona ermiştir. Kapalı spor salonumuzda bu yılki proje pazarımıza katılan birbirinden ilginç projelerin sahipleri heyecanla fikirlerini sizlerle paylaşmak için bekliyorlar. Saat 16.30'da yine bu salonda ödül törenimiz gerçekleştirilecektir. Sizleri Farabi Kapalı Spor Salonumuza davet ediyoruz. Evet.